Kodlamaya giriş. Bu videoda HTML'in ne olduğunu, kodların yapısını ve kodların oluşturduğu grupların nasıl çalıştığını öğreneceksiniz. HTML nedir? HTML, Hypertext Markup Language, yani Türkçesi hipermetin işaretleme dili demektir. Günümüzde web sitelerini incelediğimizde neredeyse hepsi HTML içerirler çünkü bu dil sitelerin temelini oluşturur. İnsanın biyolojik yapısından yola çıkarak HTML'in ne olduğunu daha rahat anlayabiliriz. Bir insanda iskelet sistemi neyse bir sitede HTML odur. Nasıl ki bir insanın iskeleti olmadan ayakta durması zor ise, bir web sitesinin HTML olmadan ayakta durması zor görünür. Ayrıca bir insanda önce kemik bulunmalıdır, ardından bu kemiğin üzerine kaslar, organlar yerleşmelidir. Aynı şekilde bir web sitesi önce HTML kodlarıyla diğer yazılım dillerinin bulunacağı bir ortam oluşturur. Ardından diğer yazılım dillerinin kodları siteye eklenebilir. Sonuç olarak anlamamız gereken HTML bir web sitesinin temelini, yapısını, iskeletini oluşturur. Kodlar nasıl çalışır? Bir makine söylediklerimizi nasıl anlayıp bize geri cevap verebilir? Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir Türk bir Fransız'a merhaba demiş ve Fransız bir cevap verememiş. Çünkü Türkçe bilmiyormuş. Türk birkaç gün sonra Fransızca öğrenmiş ve Fransız'a bonjour demiş. Ve Fransız kendisine merhaba dediğini anlamış, kendisi de bonjour diye cevap vermiştir. Bilgisayarlarla konuşmak yerine onlarla kodlar aracılığıyla iletişim kurarız. Ve hikayedeki Türk'ün yaptığı gibi bilgisayara merhaba yazarsak, Fransızın yaptığı gibi bilgisayar da hiçbir şey anlamayacaktır. Ne zamanki kodlamaları öğrenip bilgisayarın anlayacağı dilden konuşursunuz, işte o zaman size cevap verecektir. Her şeyden önce HTML'de kod yerine etiket denir. Eğer etiket dersem bunu şimdilik kod olarak anlayabilirsiniz. Önce etiketlerin yapısını inceleyerek başlamalıyız. HTML'de her etiket önce bir küçük dil işareti ile başlar ve etiketin başladığını belirtir. Ardından etiketin kimliği niteliğindeki harf veya harflerle devam eder, ardından büyük dil işareti ile kapanır ve etiketin sonlandığını belirtir. Bu bilgilerden sonra bilmeniz gereken şey, etiketlerin çoğu açılış ve kapanış etiketleri olarak ikiye ayrılır. Ekranda gördüğünüz bir açılış etiketidir ve etiketin başladığını belirtir. Bu açılış etiketine eğik çizgi karakterini eklediğimizde bu etikete kapanış etiketi denir. Açılış ve kapanış etiketini şu örnekle anlatmak daha iyi olacaktır. Google gibi bir arama motoru oluşturmak istiyoruz ve bir buton oluşturmaya ihtiyacımız var. Buton oluşturmak için kullanacağımız etiket bu etikettir. Bu oluşturacağımız butona tıklandığında arama işleminin gerçekleşeceğini kullanıcıya belirtmek için bu butonu içine ara kelimesini yazdık. Fakat bilgisayar hala etiketin devam ettiğini düşünüyor ve bizim bu etiketin sonlandığını bilgisayara bildirmemiz gerek. Ve işte bu noktada kapanış etiketi getirilir ve etiket bilgisayarın anlayacağı bir biçime getirilmiş olur. Nitelik komutları. Detay olarak şu bilinmelidir. Etiketlerin özelliklerini değiştirmek için nitelik komutları kullanılır. Mesela bir paragraf oluşturmak istiyoruz ve bunun için P etiketini kullanmalıyız. Bu paragrafın kırmızı olmasını istiyorsak, özelliğini değiştirmek için nitelik komutlarından biri olan style, yani stil komutunu kullanırız ve kırmızıyı temsil eden red kodu içeriye yazıldığında paragraf kırmızıya dönüşecektir.